Merhaba arkadaşlar. Ben araştırma görevlisi Halil İbrahim Çakır. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ölçme ve Donanım Laboratuvarı dersinin uzaktan eğitim kapsamında bugün sizlere DC güç kaynağı tanıtımı ve kullanımı konusunu uygulamalı olarak anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar öncelikle güç kaynağı nedir sorusuyla başlayalım. Güç kaynağı bir sistem ya da düzeneğin gereksinimi olan enerjiyi sağlamak için kullanılan birimlerin genel adıdır. Neredeyse her şeyin elektrik enerjisiyle çalıştığını söyleyebiliriz. Cep telefonlarımız, el fenerleri, şarj adaptörlerimiz ve benzeri bilgisayarımız hep elektrik enerjisiyle çalışır. Dolayısıyla bunların ihtiyacı olan gücün, elektrik enerjisinin sağlandığı her şeye biz güç kaynağı diyoruz. Örneğin telefonlarımızın şarj adaptörleri veya herhangi bir saatin içindeki piller ya da diğer elektronik eşyalar, örneğin bir kamera, fotoğraf makinesi. Bunun da kendi içinde bir bataryası mevcut. Bilgisayarlarımızda da güç kaynağı ya da laptoplarımızdaki piller, şarj aletleri, bunlar da birer güç kaynağı olarak örnek verilebilir. Bizim ihtiyacımız olan bu tür cihazlarda DC, yani doğru akım veren kaynaklardır. Siz DC-AC kavramlarını zaten daha önce duymuşsunuzdur. Şöyle İngilizce okuduğumuz için DC ve AC'yi ben yazarak da size göstereyim. Bu direct current da bizim alternatif akım dediğimiz AC. Laptoplarımızda genelde 19 voltluk şarj adaptörleri olur, 19-19,5. Veya masaüstü bilgisayarlarımızda bir kutu içinde, kasanın içinde kutu şeklinde 300 ila 600 arası genellikle değişen, watt değeri olarak değişen güç kaynakları bulunur. Ama bilişim sektöründe ben sıkça adını duyacağınız bir kavramdan bahsetmek istiyorum. Bu kavram UPS. Bu da Uninterruptible Power Supply diye bilinir. Bu cihazların amacı bizim sürekli olarak çalışması gereken bir bilgisayar ya da bir sunucu, server dediğimiz sunucuların kesintiye uğramaması, yani elektrik kesintisinden etkilenmemesi amacıyla kullandığımız güç kaynakları. Şimdi bu güç kaynaklarının mantığı şu, bunu ben çok uzatmayacağım, sadece bilginiz olsun diye, hani bilişim sektöründe karşılaşacağımız güç kaynaklarının en sık karşılaşacağımızdan bir tanesi bu. Çünkü artık cihazlarımızın içindeki güç kaynakları bizi çok ilgilendirmiyor. Onları zaten direkt kullanıyoruz. Çıkartmaya bile yetkimiz yok. Cep telefonlarımızda vesaire veya laptoplarımızdaki güç kaynaklarını çıkartamıyoruz. Pilleri çıkartamıyoruz. Bu güç UPS dediğimiz güç kaynağı sizin serverınızın, şöyle server'ı biz gösterirsek S ile, prize bağladınız, çalıştırdınız. Aniden bir elektrik kesintisi olduğunda serverınızın içindeki çalışan her şey duracak ve yedekleme yapma şansınız olmayacak o anda. Verileriniz kaybolacak veyahut da hard diskiniz arıza yapacak. Daha sonra geri dönüş olmayan veri kayıpları, en önemlisi de bu. Bunlara maruz kalacaksınız. Ama eğer serverınız bir UPS'e bağlıysa veya bilgisayarınız, siz o anda elektrik kesilse bile
UPS'in içindeki akü vasıtasıyla bir müddet daha ayakta tutabileceksiniz sistem ve verilerinizi yedekleme şansınız olacak. Evet, asıl konumuz bizim DC güç kaynakları. DC güç kaynakları ile ilgili şunu söyleyebiliriz. Normalde biz pillerden DC gücü elde edebiliyoruz veya akülerden. Ancak bunlar pahalı çözümler. Çünkü onları sürekli şarj etmediğimiz sürece bu piller çok çabuk tükeniyor. Dolayısıyla hatta hiç kullanmasak bile onlar yavaş yavaş içindeki enerjiyi kaybediyor. Dolayısıyla buna alternatif olarak daha ucuz veya daha kullanılabilir bir yöntem olan şehir şebekesindeki AC olan gerilimi DC'ye dönüştüren güç kaynakları kullanıyoruz. Bunun çalışma prensibi çok bizi ilgilendirmiyor ama ben kısaca yine değinmek istiyorum buna. Bu cihazlar şöyle çalışıyor arkadaşlar. Şimdi elektriğimiz AC olarak gerilimimiz geliyor. Daha sonra bir transformatör vasıtasıyla şöyle yazalım. Sığdıramayacağım galiba bunu. Transformatör vasıtasıyla önce 220 voltluk gerilim daha düşük bir AC gerilime çevriliyor. Ardından bir doğrultmaç devresiyle evet, bir doğrultmaç devresiyle de bu DC'ye dönüştürülüyor. Daha sonra bu elde edilen DC gerilim bizim istediğimiz voltaj değerine dönüştürülmeli. Onun için de bir filtreleme gerekiyor. Bu filtrelemeden sonra da en son voltajın regüle edilmesi, regülatör devresiyle de regülasyon yapılarak istediğimiz değere kondansatörler vesaire vasıtasıyla DC olan değere dönüşmüş oluyor. Şimdi asıl bizi ilgilendiren güç kaynağı yani DC güç kaynağına bakacağız. Bu derste bölümümüz laboratuvarlarında mevcut bulunan DC güç kaynağını inceleyeceğiz. Ben önce cihazımı ayarlayayım. Şöyle kameramı. Evet, cihazımız AATEK ATP3306D modeli gördüğünüz gibi. Şimdi bu modelin tabii teknik özelliklerine geçeceğim. Ondan önce birkaç özelliğinden bahsedeyim. Birbirinden bağımsız gerilim ve akım veren 3 farklı kanalı var. Tabii bunun iki tanesi ayarlanabiliyor. Kanallar bunların şu şekilde çıktıları artı kırmızı olan kısım topraklama, yeşil, siyah olan kısım eksi kutbu. Şu üçü tek bir kanal. Bu kanal şurası oluyor. Yani burada göstergesinde gördüğünüz ayarlamalarını yapabileceğiniz kısımlar da burada. İkinci kanalda da yine artı topraklama ve eksi çıkış alabileceğiniz kısımlar sol taraftaki ekranda ve ayarlamaların yapıldığı yerler burada. Ve sabit çıkış aldığımız artı eksi sadece DC olarak düşününce zaten bunlar da 5 volt, 3.3 volt ve 2.5 volt şeklinde ayarlanabilir. Şu şekilde çıktı alabileceğimiz üçüncü bir kanal. Bu cihazı tabii kullanırken biraz dikkatli olmamız gerekiyor. Açılıştan önce yani güce bağladıktan sonra elektriğini verdikten sonra buradaki power butonuna basmamız gerekiyor. Direkt doğrudan akım yani elektriğe bağlamak doğru değil. Tabii kendini korumaya alıyor. Yani bir sigorta sistemi var kendi içinde ama tabii bu sigorta da zarar görüyor. Sonuçta yanlış hatalı kullanımdan dolayı. Çok fazla ısınmaya karşı kendi içinde fan ünitesi var. Kendini soğutabiliyor. Düşük dalgalanmaya ve gürültüye karşı sonuçları
düzgün gösteriyor. Yani düzeltiyor, hani ona karşı da dayanıklı. Gerilim akım kontrolü var. Aşırı yük ve ters gerilimde korumada yine aynı şekilde gerilimi sabit gerilim alabildiğimizden de bahsettik. 0 ila 30 volt çıkış alabiliyorsunuz. Maksimum 6 amper. Yine iki çıkıştan da şuradan çarpı 2 6 amper her birinden maksimum alabiliyorsunuz. Yine 3 ampere kadar sabit 2,5 volt 3,3 5,5 volttan bahsetmiştim. Şimdi tabii boyutlarımız burada gördüğünüz 370, 250, 160 milim olarak 13,5 kilo, 13,5 kilo. 0 ila 40 derece arasında genellikle oda sıcaklıklarında çalışılabilecek bir cihaz. Onun dışında tabii sorun yaşanabilir. Nem oranı da %80'in altında olmalı. Şimdi başlayalım cihazımızı çalıştırmaya. Ben elektriğini bağlamıştım zaten. Şuradan güç butonundan çalıştırdım. Evet. Şimdi sağ tarafta gördüğümüz değerler, buradan aldığımız çıkış şu an 5 volt. Bir de iki hane bir noktadan sonra ya da Türkçe virgülden sonra değer değişikliği yapabiliyorsunuz. Akım göstermiyor çünkü hani devre kurulu bir devre yok. Üzerinden akım akmayan bir devre olmadığı zaman tabii akım değerini göremiyorsunuz. Biz bunları hani çok yüksek akımlarda zaten çalışmıyoruz. Biliyorsunuz bizim devrelerimiz basit, daha düşük akımlarda çalıştığımız devreler. Buradaki ayarlamalar, yani şu ekranda gördüğünüz ayarlamaları yapmak için buradaki kısmı kullanıyorsunuz. Tabi burayı açmak için şuraya basıp kaldırmanız lazım bu kısmı. Sol taraf current, yani akım ayarlaması yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi bunu çok yüksek ben değerlerde tutmadım. Voltaj ayarlaması için de iki tane ayar butonumuz var. Bunların bir tanesi kaba ayar, yani coarse ve fine, daha ince ayar. Şimdi coarse, yani kaba ayarda sağa doğru çevirdiğimde 7 volta çıktı hemen. Düşürüyorum 5, 4, 3. Hızlı bir şekilde voltajı değiştirebiliyorum. Tabii mesela bana 3,5 volt lazım. Ben bunu buradan 3,75, 3,40 kolayca yapamadığım için daha ince ayar yapmak istiyorum. Onun için de fine kısmını kullanıyorum ve 3,49 50'ye getirebildim. Bunun aynısı yine bu tarafta da mümkün. Gördüğünüz gibi burada 1,57 volt varmış. Burada 3,5 volt var çıkış olarak. Ayrıca bu iki güç kaynağını independent, yani ortada olduğu zaman tek başına ayrı ayrı çıkış alıp iki farklı devrede kullanabiliyorsunuz. Veya bunları aynı devrede paralel bağlayabilirsiniz. Yukarıya getirdiğinizde bunları paralel bağlayabilirsiniz. O zaman ikisi de 3,5 volt olarak göründü. Gördüğünüz gibi. Veya seri bağlayabilirsiniz. İkisinin toplamı şeklinde. Ama genelde biz independent, yani birbirinden bağımsız olanı tercih ediyoruz. Onun dışında size göstermek istediğim herhangi bir yer yok gibi. Laboratuvarlarımızda bu cihazın farklı bir modelinden daha var. Onun kullanımı daha basit olduğu için ben bu modeli anlatmayı tercih ettim. Onun ekranları, görüntüleri daha kullanıcı dostu tasarlanmış. Dolayısıyla o cihaza da bu cihazı öğrendikten sonra kolayca adapte olabileceğinizi düşünüyorum. Arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik. Ben araştırma görevlisi Halil İbrahim Çakır, Bilecik Şehir Edebali Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ölçme ve Donanım Laboratuvarı dersi kapsamında sizlere DC güç kaynağı tanıtımı ve kullanımını uygulama olarak anlatmaya çalıştım. Hepinize sağlıklı ve başarılı günler dilerim. Hoşça kalın.